Hoş geldiniz Sakiret Efendim birlikteyiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci yayınımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Bugün biraz geçmişe döneceğiz. Bazı yerlerde hala e, gelenek olarak belki bir gün, birkaç gün... ...belki sadece eğlence olarak geçmişi anmak için devam eden... ...selamlaşma yöntemlerinden konuşacağız. Kadınlar arasında, erkekler arasında astüs ilişkisi içinde... ...bayramlarda, özel günlerde, belki e, zor günlerde, taziyelerde... ...insanlar birbirine nasıl selam verirdi ve bu selamın karşılığında ne yapılırdı? Evet insanlar cemiyet halinde yaşamaya mecbur ve mahkum e, ve muhtaç olduğu için elbette ki birbirleriyle irtibatlarında da belli bir takım kaidelere riayet etmesi icap ediyor. Buna biz adab-ı muaşeret diyoruz. Görgü ka kaideleri deniyor şimdi. Bu olmadan insanlar arasında yakınlaşma olmuyor. Yakınlaşma sadece fiziki yakınlaşma değildir. Eğer bir e, kişiyle bir münasebetiniz olacaksa bunun ...hissi bir yakınlaşma da olması lazım. O da e, öteden beri selamlaşma diye bilinen bir ritüelle oluyor. Hemen her cemiyette selamlaşma var. Yani iki insanın bir araya geldiği zaman, karşılaştığı zaman... ...birbirleriyle bir iş yapsınlar, yapmasınlar... ...bir takım fiillerde bulunuyorlar. Mesela bazı topluluklarda secde etmek... ...bazılarında yüzünü öpmek, bazılarında burnunu sürtüştürmek gibi... Hı hı. ...çok çeşitli selamlaşma adetleri var. Bizim kültürümüzde selamlaşma... Selam Arapça barış demektir. Hı hı. Ee, selamet, selim, hı hı. teslim olmak, İslam bunlar hepsi aynı kökten. Yani barış la mesela habisur var, selim ur var. Barışçı demektir hı hı. yani zararlı değil. Zararsız. Evet. Şimdi çok kullanılmıyor ama yani bu manada bu kökten geliyor. Ee, selamlaşmak demek karşılıklı olarak. Barış yapmak demek. Yani benden sana zarar yok. Evet aslında en bildik tarafı o galiba. Benden sana zarar gelmez. Evet, selam sen, vermenin. Yani, o da ona cevap verince benden de sana cevap evet. ver. Zaten ee, Müslüman selamında selamün aleyküm veya bir başka versiyonda esselamu aleyküm demek. Ee, barış, esenlik, selamet senin üzerine olsun demektir. O da ona cevap veriyor. Ve aleyküm selam. Benim olsun, senin de. ya Daha doğrusu sizin de olsun. Neden sizin? Aleyküm. Sizin üzerinizde demek. Halbuki bir kişiye selam veriyor. İnsanın sağında solunda melekler vardır. Onu koruyan, onun amellerini yazan. Aslında selama böyle cemiyi, çokluk mukabele edince o meleklere de selam vermiş oluyor. Şark dünyasındaki insanlar hem maddi hem manevi varlıklarla yaşarlar. Bu manevi varlıkların başında e, melekler gelir, cinler gelir, atalarının ruhları gelir. E, mesela namazda selam verirken sağa sola... E, ...cemaate ve sağdaki ve soldaki meleklere de selam vermeyi niyet etmek İslam dininin e, e, kaidelerindendir. Selamlaşma hemen hemen her yerde yani bu İslam kültürünün hakim olduğu her yerde var. Hatta e, çok dinle diyanetle alakası olmayanların bile birbirlerine Selamün Aleyküm dediğini aleyküm selam dediğini görüyoruz. Alışkanlığa dönüşmüş. Hı -hı. Hatta İstanbul gibi kozmopolit şehirlerde gayrimüslim vatandaşların da. Ee, onlar Osmanlı kültürünü daha rafine bir şekilde yaşarlar. Kopukluk olmadığı için onlar da e, ...şaşırırsınız. yani bir Osmanlı Müslüman gibi mi selam verir? Müslüman gibi selam verir. Yani şaşırtıcıdır bu. Veya başka adetlerinde de Müslümanlar gibi davranır. Bu bir kültür eee tesirleşmesidir. Ama artık onu dini bir ritüel gibi değil de kültürel. Ki. kültür kültür evet, tamamen. Bir kültürel tamamen. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani din din inanç Amel, ahlak bunu ihtiva eden vicdanla alakalı bir disiplin. Fakat zaman içinde din cemiyetlere bir kültür olarak yerleşir. Bunu biz kendi cemiyetimizde görüyoruz. Yani e, Türkler arasında din dinle diyanete alakası olmayan insanların bile kültüründe... ...hatta dine harp ilan etmiş insanların bile kültüründe... E, ...o dini motifleri, dini kültürü görüyoruz. E, Bernard Lewis adında çok meşhur bir Yahudi e, akademisyen var... Vakti İngilizcesi barasında da çalışmış, renkli bir şahsiyet. Türkiye'ye de çok geldi gitti. Ee, bazı siyasi mevzularda Türk tezini desteklediği için Türkler kendisini severler, tutarlar. O anlatmıştı. Ee, Amerika'da bir yemek yerken deniz mahsulleri sofraya geliyor. Bu da iştahla girişiyor. Yahudidir Bernard Levy, zaten isminden belli. İsminden değil de soyadından belli. Lev Arslan, Leo, Musa'nın aslanları, şeyde çok geçen, Tevrat'ta çok geçen bir şey. Arkadaşı demiş ki, siz demiş, Yahudi değil misiniz? Evet, Yahudiyim. Yahudilik dediğiniz mahsullerini yemek haram değil mi? Evet, haram. Yani Tevrat'ta hı hı. midye, istakoz, karides aynı İslamiyet'te olduğu gibi yenmesi caiz değil. Ama siz yiyorsunuz. Ha, domuz eti yer misiniz? Yemem demiş. Peki domuz eti yemiyorsunuz? Yahudi hı hı. olduğunuz için, ama Deniz bak... ...diyor ki, e, domuz eti yememek bizde bir kültürdür. Yani bir Yahudi, dindar olsun olmasın... ...domuz eti yemez. Hı hı. Türklerde de böyle, İçki içer mesela, hı hı. ama domuz eti yemez. Yani Öl... hassasiyetinden dolayı değil, değil aslında. Kültür olmuş, bunu tenkit veya övme için söylemiyorum, bir tespit olarak söylüyorum. Yani ölüsü olduğu zaman Kur'an okutur, e, mevlüt okutur, mutlaka cenaze merasiminin dinin bütün icaplarına uygun. uygun olmasını ister. Çocuğunu sünnet ettirir, bir din kaydesidir çocuğun sünnet edilmesi mesela. Ee, evlenirken mutlaka dini nikah kıydırır. Bu da biraz kültür olmuştur. E, ee, bazısında ise dini kaideler, dini kaydı olduğu bilinmeden e, ee, kaideleşmiştir. Mesela ben iki misal vereceğim. Bunlardan bir tanesi bizim bir akrabamız. Da birisi bir para verdi. Hiç unutmuyorum çocuktum ben. Beş lira. O zamanın parasıyla. Parayı mor da bir paraydı o. Büktü gayet titiz bir kadındı zaten Necmi Serhan Hanım. ...emekli öğretmen, Osmanlılar zamanında yetişmiş... ...cüzdanının ayrı bir cebine soktu. Ben de Necmi Serhinge niçin dedim parayı... ...kendi paranızın içine koymuyorsunuz da... ...ayrı bir yere koyuyorsunuz. Neticede para. Ayrı bir şey değil Hı -hı. ki. Yani şu yüzüğü götür ver falan demedi Şimdi yani. İçinde şey yok, senin numarası olmadı. Aa bu emanet evladım dedi. Bunu vermek lazım. Ben bunu Necmi Hanım'ın... Eski hanımlarda vardır diye yersiz bir hüsnü kuruntusu olarak düşünün. Sonra İslam hukuku tetkiklerine başlayınca ben akademisyen olarak baktım, bu İslam hukukunda böyle. Yani emanet para ayrı bir yere konuyor, evet. bu çok enteresan. Kendi paranıza karıştırmazsınız. Karıştırmıyorsunuz. Hmm. Yine bir başka misal, rahmetli babaannem e, yalnız olduğu zaman evde... ...bir küçük bir şey çarşıdan aldıracağı zaman, ki eskiden hanımlar çarşıya inmezlerdi malum. Mahallenin çocuklarına aldırırdı. Mahallenin çocukları da ben alayım, ben alayım diye koşarlardı. Halbuki bu bir angaryadır biliyorsunuz. Hı hı. Yani e, komşu kadın pencereye çıktı zaman çocuklar kaçarlar Kaçak. bizden bir şey isteyecek diye. Sonra baktım babaannem onlara para veriyor. Para hı hı. bulamasa kağıtlı şeker, o zaman çok makbuldü, veriyor veya meyve veriyor, bir elma veriyor falan. Hı hı. E, ben bunu normal bir e, i̇kram. E, ikram olarak düşündüm. Sonra baktım ki küçük çocuğa iş yaptırmak caiz değil. Çünkü küçük çocuk başkasının çocuğu, siz ona iş yaptıramazsınız. Ama annesi babası izin veriyor. O zaman ücretini vereceksiniz. Hmm. Yani çocuk e, kendiliğinden bir şey hediye edemez çünkü yani zararlı bir iş yapamaz çocuk. Hmm. Ha ama e, ücretini verirseniz o caiz. İşte bu buna ücret oluyor. Bir ekmek almak zaten o hmm. şeyin karşılığıdır. Bu bunu bilerek yapmıyordu muhtemelen. Kültür. Yani din yani kayneleri. Gelmişmiş. Hayatın... İçine doğduğumuz kurallar olduğu için evet, ve evet. o din kurallarıyla da büyüdüğümüz için onlar bize hayatın bir parçası, parçası gibi, gibi geliyor. Gibi. Mesela ben ee, Sovyetler Birliği dağılmadan önce de dağıldıktan sonra da Rusya'da gezdim ve orada yaşayan Müslümanlarla ve Türklerle görüştüm. Hepsi selamün aleyküm diyor. Gayet böyle modern bir kadın veya belki de Komünist Parti üyesi bir erkek selamün aleyküm diyor. Aleyküm selam. Yani bunu ben mesela şaşırarak görmüşüm. Neden? Selamlaşma bizim kültürümüze... Girmişti. Yasaklanmamıştı. Yasaklanmamıştı. Yasaklanmamıştır. Evet. Evet. Çok mücadele edilmiş. Yani Arapça bir... ...kelime olan selamün aleykümü... ...Türkçe bir kelime olan... ...günaydına tercih etmeyiniz... ...diye ben tabela gördüm. Umumi bir yere... ...asılmış. Selamün aleyküm... ...denen Arapça kelimeyi... ...Türkçe olan günaydına tercih etmeyiniz. Halbuki günaydın Türkçe değildir. Gün Türkçedir. Aydın Türkçedir. Ama günaydın Türkçe değildir. Çünkü Türkçede kelimeler böyle ters olmaz. Avrupa'da olur o. Yani of takısıyla hı hı. Avrupa'da biliyorsunuz, kelimeler Avrupa dillerinde tersinden döner sıfat ve isim hı. tamlamaları. Türkçe'de öyle değildir. Türkçe'de gününüz aydın olsun denir. Gününüz hı, aydın olsun. Onun kısaltılmışı gibi yerleşmiş yani. ama, Hiçmiş, kısaltma ama olmaz doğru. Yani. doğru yani manasız. Değil. Hayır Türkçe, Türkçe dediği için söylüyorum ben. Günaydın diyene bir şey demiyorum. Günaydın, tünaydın desin o ayrı da... Bunu Türkçe, selam, diye. Türkçe diyerek selamün aleyküm'e ikame etmenin ne kadar trajikomik bir hadise olduğunu göstermek için anlatıyorum. Yoksa desinler günaydın. O neticede insanların karşıdakine hissiyatını aksettirmesi meselesi. Karşı tarafta anlıyorsa. Yani, evet, selamün aleyküm diyen aleyküm selam deriz. Günaydın diyenin günaydın deriz. Niye böyle söylüyorsun demeyiz. Ayrı bir mesele. Ama bunu böyle iddia etmek gülünç bir şey. Selamın ikinci merhalesi merhabadır. O... Bir işe girişecekseniz. Nedir o iş? Oturup sohbet etmek, yemek yemek, bir yere gitmek, bir, yere gitmek, bir iş yapmak. Bir başlangıç ifade Başlan. ediyor. Merhaba. Merhaba Arapça bir kelimedir. Merha rahat ol demek. Rahat ol. Yani sana benden hiçbir sıkıntı gelmez. Selamın barış içinde ol. Daha bir spesiyel halidir. Bu da ikinci hali. Anadolu'da hala vardır. Selam verirsiniz. Buyurun oturun der. Oturduktan sonra merhaba der. Merhaba. Hoş geldin der gibi. Hoş geldin der gibi. Hı -hı. Bu Araplarda da var. Bu Araplarda da var. Hatta onlar tekrarlar da. Yani 15 e, dakikada bir, yarım saatte bir bilhassa sofrada merhaba derler. Yani se, seni unutmadım. Yani seninle meşgulüm. Yani ye, devam et. Yani bir emrin var mı? Yani ben seninle meşgulüm. Yani çünkü biliyorsunuz e, misafirlik adabında en mühim şey ev sahibinin. Bu ev sahibi, sofra sahibi de olabilir. Misafiriyle her an meşgul olması ve en azından meşgul görülmesidir. Yani devamlı başka bir yere bakmak, devamlı başkasıyla konuşmak, misafirinizin yanında başka bir şeyle meşgul olmak bunlar Türk örfünde mezmum kötülenmiş hadiselerdir. Tamam. E, ev sahipliği zordur ama siz de misafir olacaksınız. Hı hı. Onun için ev sahibi kendini kendini misafirine adar. Bu işte kitaplara geçmiş Türk misafirperverliğinin en mühim kuralıdırysa biz çok misafirperver bir milletiz. Öyle de misafirinle nasıl muamele ediyorsun sen? Misafirde nasıl oradan anlaşılır. Onun için bu çok mühim. Şimdi maalesef bazıları kötü niyetli değil ama işte zamanın getirdiği günlük telaşlar telaşlarla bazen e, biraz yavaşlatabilir da e, değiştirebiliyor. Bazıları e, tamamen bir behra, bir haber bu işlerden. Selam'ın üçüncü safhası bugün neredeyse unutulmuştur. O da temenniadır. Eee temenna e, eski filmlerde ...görmek mümkün. Mesela Sultan Vahidettin'in cülus merasimi veya Avusturya İmparatoru Karl gelmiş... ...Sultan Reşat onu gezdiriyor, tren yolunda karşılıyor. Fakat birkaç tane böyle e, eski filmler var. O filmlerde e, bu Türk İslam terbiyesinin en rafine hali sarayda ve saray çevresindedir. Yani padişahın etrafındakilerdedir. Onlardan hiçbir şey geçmez. Yani... ...hiçbir bir balık ayıklıyordu da birisi... ...aman kılçıklar benim elimden kılçık geçmez... ...dedi o, yani mümkün değil... ...adam mahir olmuş balık hmm, ayıklamada... E dokunduğu, ...dokunduğu zaman, dokunduğu zaman. ...şimdi bunlardan da en ufak bir şey geçmez... ...onların hareketlerinden... ...elin temenna... ...hafifçe yerden bir şey alıyormuş gibi... ...yapıp... göğse, ağza... ...ve başa götürülmesi demektir... ...sağ elin... Hı -hı. Hafifçe yerden bir şey alıyoruz böyle bir şey kürek, ku gibi. kürek gibi böyle kum alıyormuşuz gibi su alıyormuşuz gibi yapıp ya, ne demektir o? bunun manası şu: Ben sizin karşınızda yerle yeksanım, Hı -hı. ayağınızın bastığı toprağa yüzümü sürerim. Siz o kadar kıymet veriyorum. Ee, sizin yağdığınız benim kalbimdedir. Devamlı benim kalbim Hı -hı. Zikriniz dilimdedir. Sizi devamlı anarım hayırla Hı -hı. ve bütün emriniz başımın üzerindedir. Yani sizi baş tacı ederim. denen... Dünyanın hiçbir yerinde görülemeyecek sembolik de olsa bir nezaket ifadesidir. İşte Osmanlıların asırlardan beri süzülüp gelen o nezahet, nezaket, letafet bu hadisede e, toplanmıştır. Kendini kendini göstermiş. Temenni hadisesini kendini göstermiş. Hala mesela bazı büyükler birisi elini öpmek istediğinde ona böyle eline hafifçe dokunup e, temenni yapar. yapar. Ben bu temenniyi e, iki yerde gördüm. Bir e, Arnavutlarda, düğünlerde var. Gelin temennası. Sadece düğünde değil, düğünden sonra devam ama esas düğünde gelin kaynananın önüne diz çöküyor. Sadece kaynana değil, varsa kaynananın kız kardeşleri, kayınpederin kız kardeşleri, ailenin yaşlıları yani, yaşları yani. Hmm. kocasının ailesinin yaşlıları, görümceler önünde diz çöküyor. E, ellerini kayınvalidenin ayağı, dizi, karnı, e, ağzı ve Aş aşağıdan yukarı, yukarı doğru. doğru çıkıyor. Yani ben senin e, evet. Hizmet edeceğim sana, ayak o demek, dizlerin çocuk vereceğim, işte karnın hürmet edeceğim, kalbi seveceğim, başı sözünü dinleyeceğim manasına gelen sembolik ifadeler var. Ee, kayınvalide de iki eliyle bu gelini tutarak kaldırıyor. Bu temenni almak demek, bir de temenni etmek, öbürü temenni almak demek. Bu var. Bir de Osmanlı temennasını ben Bosna'da, e, Üsküp'te, Halep, Şam ve Kudüs'te gördüm. Bir de Kahire'de... ...eski yaşlı... E, ...Osmanlı zamanı görmüş veya... ...görenleri görmüş insanlarda... ...bakardım, bakardım... temenna ediyor. Bazısı bizim bildiğimiz... ...temennâ. Yani yerden alıyor... ...kalbine, ağzına, başına götürüyor ki... ...buna... E, ...büyük temenna derler. Ama bazısı da... ...bazısı da... ...böyle adeten yani sadece... ...ağzına götürüyor, bu, başına götürüyor. Ha, oradan anlıyoruz ki... ...bu kültür, bu kültür buralarda buralarda kalma kalmış. Şimdi Abdülhak Şinasi Hisar adında meşhur bir yazar var. Bu bizim edebiyat tarihimizin en nekre yani kendine mahsus şahsiyetlerinden. Neden kendine mahsus şahsiyetlerinden? Bir kere hiç evlenmemiş. Ee, daha ziyade eski İstanbul hayatını, eski İstanbul'u tasvir eden Boğaziçi mehtapları gibi kitapları vardır. Fahim Bey ve Biz, Ali Nizami Bey'in e, Şeyhliği, Frenkliği gibi e, çok enteresan tatlı hiciv kitapları vardır. E, kendisi obsesyon hastasıydı. E, kimsenin dokunduğuna dokunmaz, kimsenin eşyasından yemek yemez. Devamlı yaz kış eldivenle gezerdi ve yanında kolonya ile gezerdi. Kolonya ile? Kolonya ile gezerdi. Bu, bulunduğu her şeyi silerdi. Biriyle mecburen eldivenini çıkarıp... Tokalaşmak mecburiyetinde kalsa kolonya sürerdi. Herkes bunu bilirdi, e, saygı Adam gösterirdi. Pandemiye uygun bir Ama, bu pandemi Ama muhtemelen arkadan da dalga geçerdi. Evlenmemesinin sebebi de budur. Yani o kadar hmm. titiz birisiydi ki... ...hiç kimseyle yaşaması mümkün değildi. Abdülhak Şinasi'nin e, eserleri çok hoştur. O bir yerde anlatıyor, aklıma geldi şimdi. 1930'lu yıllarda Balkan Antantı diye bir antant var. İşte Bulgaristan'la, Yunanistan'la Türkiye ittifak yaptı. Muhtemel bir Rus yayılmacılığına karşı onlarla... Bu Balkan Antantı toplantısına gidiyor, sekreter olarak Abdülhakşin memur aynı zamanda. Hı hı. Galatasaray Lisesi mezunu. Bulgaristan'da, e, Sofya'da Galatasaray Lisesi'nde beraber okudukları bir arkadaşıyla karşılaşıyor, Bulgar. Onu ziyarete geliyor. Şimdi Abdülhakşin Asin'in tabii üslubu var. O kadar şaşırdım, o kadar şaşırdım ki diyor. Bana diyor, kandilli temenni yaptı, hı. eski usul. Çünkü onlar Osmanlı'dan ayrılmışlar ama Osmanlı kültürü onlarda durmuş, kalmış. Bizde o neler, neler oluyor? Şimdi ki bizde neler neler değişti diyor. Bir Bulgar arkadaşım da diyor ben Osmanlı nezaketinin aynen yaşadığını gördüm. Galatasaray'sız nasıl öğrenmişse temennayı... bana öyle temenniay yaptı. Hatta diyor o temennayı bana yaptıktan sonra benim adeta nutkum tutuldu diyor. Söyleyecek konuşacak bir bulamadım. Ve o e, veda edip yanımdan ayrıldıktan sonra da uzun uzun arkasından baktım ve düşündüm diyor. Yani Abdülhak Şinasi'yi bu kadar tesir etmiş. Temenni Arapça bir kelime. Temenni kullanıyoruz. Hı hı. Arzu etmek demek. Temenna, onun e, Farsça söyleniş halidir. Temennayı meram etmek ne lazım? Dûni Dun, himmetten. Ne istersen iste. Cenab-ı Rabbül İzzet'ten diye şiir var. Yani böyle uyuşuk, miskin, isteksiz adamlardan bir şey isteme. Hı hı. Ne istersen Allah'tan iste, o verir. Bunlara e, müdana, müdana et. etme şeklinde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de temenna e, fiil olarak geçiyor... Burada temenni artık e, bundan kurtulmuş, müstakil bir e, kelime haline dönüşmüş. Şimdi e, küçük çocukların büyüklere yapması efendim adettir. Emsallerin birbirine yapması adettir. Temenni ettiğiniz zaman karşı tarafın da size aynı şekilde mukabele etmesi lazımdır. Şimdi bir parantez açalım. Temenna Aslı üst ilişkisi içinde var. İşte Bak. Düğünlerde bugün yaşıyor ama biraz daha görsel evet, bir... Mahalli evet. adete dönüşmüş. Evet adet. Ama şimdi eski haline baktığımızda... ...böyle yere eğilerek mi alınıyor? Yoksa hani şimdi evet. gelinlerden örnek verdiniz ya... ...yoksa günlük ritü, ritüel içinde insanlar karşılaştığında mı yapıyorlar? Evet karşılaştığında yapıyorlar. Yani İnsan, siz bir yönden yolda... geliyorsunuz, arkadaşınız evet. başka bir yerden geliyor. Tabii. Bir... <laughs> bu zaten aşinalık derler temennaya. Aşinalık ettik derler. Yani temennalaştık demektir. Hı -hı. Sizin aşinanızsa, durup konuşacak zamanınız da yoksa selam verip temenni eder geçersiniz. Hı hı. Bu tem temenninin çeşitleri var. Bir selam vermeye selam dönmüş. Verme. Hmm. Evet. Şimdi de vardır ya böyle eli başa kaldırıyoruz. Hmm. Temenniden kalma bir adet o. Uzaksa oturup konuşma imkanımız yani yoksa. Yani aşağıdan böyle yapmıyor ama son hareketi evet. yapıyor. Başımdasın yine. yani. Başımdasın. Aklımdasın, başımdasın. Şimdi e, esnaf birbirine temenni yapar. Şimdi bizim yaptığımız gibi böyle elini başa kaldır. Buna bamyacı temennisi derler. Hmm. Bamiyeci temennisi. Ee, böyle eline alır, hafifçe ağzına götürür, başına götürür. Buna da adeta, adeten temenna derler. Bir de normal temenna var. Büyük temenna, hafifçe yere eğiliyorsunuz. Hı hı. Yerden işte biraz evvel anlattığım hı hı. gibi bir şey alıyormuş gibi kalbinize, ağzınıza başa. Bunu daha ziyade böyle kalem katipleri, entelektüel kimseler böyle yapar ve bundan vazgeçmezler. Bir de kandilli temenna var. Bunu defalarca yapıyorsunuz. Eğer karşınızdaki çok muhterem çok e, hürmete şayan birisi ise biraz da veya 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 hmm. e, yapan da bir tabaspus dal kavukluk sahiki varsa e, bu üç dört defa yapar buna kandilli temenler tam derler. da onu söylemeye hazırlanıyordum tiyatrolarda karikatürize edilen bir e, temenler şekli e, bu hala yaşayan böyle biraz da dediğimiz gibi karikatürize edilmiş özellikle bir dönem tiyatro eserlerinde, sinemalarda, filmlerde biraz karikatürize edilmiş bir selamlaşma yöntemi ama farklı yöntemler de vardı. Eskiden insanlar farklı şekillerde de selamlaşırdı. Evet şimdi karikatürize edilir dediniz çünkü şöyle bir durum var yani bu temennada biliyorsunuz. Aşırı hürmet vardır. Türk İslam kültürünün esası tasavvufta da kendisini ifade etmiş olan digergamlıktır. Yani önce sen, sonra ben. Önce sen, sonra yine sen, sonra yine sen. Artık bu o kişinin şeyine göre. Kültür bunun üzerine kurulmuştu. Onun için cemiyette çok fazla problem çıkmazdı. Türk İslam cemiyeti belki çok ileri, çok zengin, çok modern bir cemiyet değildi ama... ...karşılıklı hürmet böyle kurulmuştu. Yani hiç kimse kendisini dünyanın merkezi olarak görmüyordu. Önce kendi karşısındakini görüyordu. Temenni da bunun bir ifadesidir. Yani söylemiştik zaten her birinin bir sembolik ifadesi var. Yer, kalp, ağız ve baş bunların her biri bir ifade. Şimdi e, bazıları bunu yani bir insanın karşısında hafifçe eğilmek e, böyle sanki onun ayağını öpüyormuş gibi yapmayı izzet-i nefsini yediremey. Hatta şair demiş ki ne benden senden rükû ne benden e, selam e, şimdi e, kıyam Esselamu aleyküm ve aleyküm selam bu kadar kafi yani temenna yapmayalım halbuki onun yerine kaim değildir o. Yani temenna selamlaşmanın yerine kaim değil de temenni bambaşka bir adettir. Yani dini bir şey değildir, bir örftür. Çünkü Türklerde bonsuar, bonjour, Avrupalılar yok, şapka çıkartmak, eğilmek bunlar yok. Temenni etmek var. Temenni ederken de dua etmek var. Allah ömürler versin. Küçük iki kişi yapıyorsa küçük büyüye der. Allah ömürler versin. Allah hayırlar versin, Allah selamet versin gibi dua ederler. Yani bu ne kadar güzel bir şeydir bir insanın karşısındakine. Şimdi de mesela bunlar Tabii. geçerli. aşağı Hayırlı işler, günün güzel geçsin. İnsanlar gelsin. sevinir, pozitif enerji neşediyor. Tamam, belki çok yakın arkadaşlar arasında e, temenni aranmayabilir. Çünkü devamlı beraberler. Hı. Ama eskiden mesela hizmetkarlar veya çocuklar, büyüklerin yanındaki sık girip çıkıyor mesela. Memurlar, amirlerin hep e, küçük temenni yaparlar hemen. Şöyle hızlıca. Hızlıca evet hı. mutlaka temennasız. Hatta filmlerde var işte padişah geçiyor veya bir vezir geçiyor. Ee, orada bekleyen halk muttasıl temenna yapıyor. O kandilli temenna değil ona muttasıl temenna derler. kesin Yani geçtiği tesis. müddetçe hı hı. yani size saygımız berdavam devam diye. O da onlara mukabele ediyor. Hatta Sultan Vahidettin öyle cülus merasimine çıkarken bir şeyi vardı. Böyle ona temennilerdi herkes o da ona cevap veriyor. Sultan Reşat'ın da keza böyle. Şimdi aslında bu e, diyen ki kraliyet ailelerine Avrupa'ya bakalım. Yol boyu elleri havada el sallıyorlar. El sallıyorlar. Bunlar da el sallıyorlar. Herkesin sallamıyor. kendi kültürüne Kültürü göre var. ama bu kesintisiz devam kesintisiz ediyor. Kesintisiz devam eden. Tabii bir e, Osmanlılarda bir de şöyle bir adet vardı. Padişah merasime çıktığı zaman ama böyle hurra değil. Osmanlı'da her şey merasim. Yani teşrifat kaidelerine çok riayet edilirdi. Belli bir yere gelince padişah bu işe bakan çavuşlar var. Hep birazdan bağırırlar. Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var. Padişahım çok yaşa. Padişahın çok yaşaması demek çünkü padişah öldüğümüz sıkıntı yerine kim gelecek, kim gelmeyecek yaşaması demek. Memlekette düzen, selametin devam etmesi demektir. Ama padişaha da bunu ikaz ettirmek lazım. Ya yani sen şimdi buraya çıktın, bu kadar insan senin önünde hazır duruyor. Koskoca bir memleketin adeta tek söz söyleyeni sensin. Aslında Hı -hı. değil ama Hı -hı. zahiren Görünceği öyle de. mağrur olma. insanlarda mağrur yani gurura kapılma şeyi vardır, fıtratı vardır. Herkese var bu mağrur olma padişahım senden büyük Allah var yani. Ne yapsan sen Allah olamazsın. Onun evet. için bunu ikaz ediyor. Bu çok güzel bir şeydir. Yani monarklar pek böyle şeyleri sevmezler. Kendilerine haddinin bildirmesi ...kimse sevmiyor. Bırakın hmm. çocuklar da sevmez, büyükler de sevmez. Haddini bilmek halbuki çok kıymetli bir ameldir. Hiçbir Tuba. şey bilemesen bile haddini bil diyorlar. Tuğba, Limen, Arefe, Haddehu. Bu Hazreti Peygamber'in sözüdür. Tuğba müjdeler olsun demek. Limen, Arefe, kim ki bildi? Haddehu, haddini bildi. Sınırını bilmek. Kime karşı sınırını bilmek? Anne babasına karşı, eşine karşı, çocuklarına karşı, arkadaşlarına karşı, komşularına karşı, amirlerine karşı, din büyüklerine karşı, e, ilim sahiplerine karşı, eshab-ı kirama karşı, peygambere ve nihayet Allah'a karşı. Bu sınırları böyle bilen insan biliyorsun cemiyette faydalı. En azından kimseye zararlı olmayan Hı -hı. insandır. Kimseye zarar olmayan insanın mutlaka kendine faydası vardır. Kimseye zarar olmayan insan belki de şu anda en faydalı insan. Evet öyle dedim birisi dedi ki komşumuzun hiç faydasını görmedik dedi bu kadar komşuluk ettik zarar oldu mu düşündü olmadı. O zaman karlısınız ya, dedi. Evet. Bu zamanda birinden bir zarar erişmediyse... ...size kim olursa olsun kârdasınız demektir. Onun için padişaha böyle alkış verirlerdi. Bu bahse ahardır. Ayrı bir merasim bu. Hı. Ama temenna mutlaka yapılırdı. Şimdi eskilerde selamlama... ...daha doğrusu hürmeti ifade etme... E, ...yolu sadece temenna değil. Bir de e, etekleme... ...adeti vardır. Etekleme eski Türklerden gelme bir adet. Eski Türkler'de... ...küçük... İsterse bir saniye küçük olsun. Büyüye karşı her zaman hürmet etmek mecburiyetindedir. Bu Oğuz töresinin kaydelerinden, hani 500 maddesi olan bir Oğuz töresinden bahsedilir. Bazıları dağınık olarak kitaplarda gelmiştir. Onlardan bir tanesi budur. Türklerde mutlaka ve mutlaka küçük büyüye? Küçük büyüye saygı göster. Bunun istisnası vardır. Bir ilim sahibi ise küçük yani saygıda mübalağa aranmaz. Bir de e, hükümdarsa Saygıda mübalağa aranmaz yani saygı bek göstermesi beklenmez. Yani lüzumu kadar mesela bir genç bir hükümdar yaşlı birine ancak lüzumu kadar hürmet gösterir. Yani, yani bir küçüğün büyüğe göstermesi kadar gereken. Göstermez. Evet. Bir alim kendinden yaşça büyük bir köylüye göstermesi gerektiği kadar hürmet gösterir. Fazlasını gösterirse buna tezellül derler. Tezellül, zillet aşağılık kötü bir iştir. Yani hmm. bir insanın şartlarına uygun olması lazım. Çünkü Hazreti Peygamber buyuruyor ki en zülün nasa Herkesi layık olduğu yere oturtun. Yukarı da değil aşağıda değil. Bu çok bir mühim bir kaydedir. nereye ait olduklarını evet, insanların evet, on işte. Onu, onu tanımak lazım. Evet. Şimdi bu e, eski Türklerde küçük büyüğün önüne geldiği zaman dizlerini yere koyuyor. Bazen bir dizini bazen iki dizini e, eğilip secde diyorlar ama secde değil bu. Eteğini öpüyor veya öper gibi yapıyor. Eteğini öpmek yani ben bütün varlığımla size değil sizin en aşağı neyiniz e eteğinizin ucu. Yani bir insanın en aşağısı nedir? Tevazu mu gösteriyor Tevazu yani? Tevazu gösteriyor. Aslında. Evet. Ben sizin karşınızda buyum demek. Öper gibi yapıyor. Aslında ben sizin eteğinizin ucunu dahi öpemem, öpemem demektir. Hatta bazen iki eliyle tutar. Öper gibi yapar öpemez. Bu da şu demektir. Sizin eteğiniz o kadar büyüktür ki, yani sizin şanlınız, değeriniz o kadar fazladır ki ben iki elimle bile kaldıramam hmm. ve öpemem çünkü layık değilim. Şimdi bunlar bugünkü insanları gülünç görebilir. Ee, gelmiş de biz ne adi köpekleriz, her geleni etekleriz, her gelen eteklenmez. Hmm. O yani şair doğru söylüyor. Her gelen eteklemek dal kavukluk tabasbus alametidir. Eteklenmesi gereken eteklenir ne kaybeden Kim insan? toplum içinde? Hürmete bu? şayan olan. Yaşça büyük olandır, ilim sahibidir, mevki sahibidir, nesebi yüksektir, peygambere dayanıyordur. Hani ziderler eski Türkler. Bu eski Türklerden gelme, etekleme adeti Selçuklular ve Osmanlılar'da da devam etmiştir. Çok lokal. Yani etekleme adeti temennada zaten var. Temennanın birincisi eğilerek eteğini alıp öper, kalbine tutup öper gibi yapmaktır. Yap gibi yapmaktır. Ama merasimlerde padişah, padişahın e, vezir-i azam, ...padişahın kızları gibi, şehzade gibi makam mevkisi çok yüksek ve nadirattan bulunan insanlar. Bunları da eteklemek adet idi. Minyatürlerde görüyoruz. Mesela Erdel boyu odası gelmiş, Sokulu Mehmet Paşa'nın eteğini öper gibi... E, resmedilmiş burada. Birbirleriyle dokunmak gibi bir şey zaten yok, yok toplum içinde. Hayır, yok. Belki de en sıcak temasları evet, bu. Budur. Değil mi? Bu temennaz bunu, etekleme. Bunu Allah'tan başkasına secde etmek gibi. Bununla mı karşı En yakın lazım? oldukları yer de orası evet, belki odur, değil evet, mi? Evet, En yakın olduğu yer orası. Hürmetini, Çünkü konuşurken bile belki metrelerce uzaklaşılıyor. Uzakta konuşuyor. oluyor. Bir de e, yüzüne bakmak eski Türk töresinde bir insanın bilhassa büyüklerin yüzüne bakmak çok ayıp karşılanırdı. Mesela Avrupa'da bu böyle değildir ama şarkta mesela Çin'de de böyledir. Şark'ta, Japonya'da da böyledir, Hindistan'da da böyledir. Hükümdarl hükümdarlar çıktığı zaman yola herkes başını eğerler. Hı hı. Yüzüne bakmak, hatta bizim kitaplarımızda da geçer. <laughs> Büyüklerin yüzüne böyle dik, dik dik, devamlı bakmak ayıptır. Ancak bir şey sordukları zaman hafifçe, mahcupça kaldırılır... ...sonra tekrar baş aşağıya indirilir. Bu bir kültürdür. Bugün siz bunu gülünç bulabilirsiniz veya samimiyetsiz bulabilirsiniz. Mübalağalı bulabilirsiniz. Ayrı, her kültürü zamanında... Ee, ölçmek Şimdi lazım. Şimdi kültür diye içinde bulunduğumuz, yaşadığımız şeyi bize ait görmemek lazım. Çok globalleşti. Maalesef. Yani e, mesela ben... Eskiden yolda yürürken başını kaldırmadan yerden başını kaldırmadan yürüyen insanlar görüyordum, evet. kadınlar evet. özellikle etrafına bakmaz. sadece yoluna değil, bakma evet. bakar evet. gideceği yere belki etraftaki değişikliği bile çok görmez. Şimdi söyleseniz bunu komik gelir insanlar. Evet. ne baksın? Niye bakmıyım? Etrafa baka baka giderim işte. Der. Gençler mesela büyüklerin yanında bayak, bacak bacak üstüne atıyor. Bacak bacak üstüne atmak bence hiç mafsalı bir şey değil. Aslında çok edepli bir oturma. Ama bizim kültürümüzde büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atmak rahat bir oturma olduğu için tasvip edilmemiş. Hı. Mesela beni irite ediyor Ben hayatımın hiç bir şey yapmadım. Hala yapamam. Ama e, gençlere de bir şey demiyorum işte biraz evvel dediniz ya artık bu işler globalleşti. Niyetine bakmak lazım. E, Niyetinde okuyamıyoruz. Ne yapalım? Hiç zannediyoruz. bu. Bu diyoruz ya şeyinden yapıyor veya e, saygıyı saygıyı böyle görmüyor. Yani düşün eskiden ceket iliklemek en büyük saygıydı. Hatta ben biliyorum babamın arkadaşları vardı. E, ceketi ilikliyken birisine karşılaştığı zaman Sanki. çözerdi, tekrar Tek bağlardı. Ha. Evet, saygısını, evet, göstermek, saygısını için. göstermek için. Hatta ben Ecevit'i bile gördüm. Eski, Ecevit eski terbiye almış birisi der ne kadar kendisi solcu olsa bile yetiştiği aile itibariyle yani o aristokrat bir aileden yetişmiş. eski son Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa Ecevit'in eniştesidir, teyzesinin kocasıdır. Yani o onun kucağında bir, yani o kültürü almış. Annesi de babası da onun ee, eski kültür. Hatta o, dedi babasının dedesi ilmiyedendir, Müderristir. ...Kürt Mustafa Efendi, Mustafa Bülent Ecevit zaten. Annesi ise... E, ...işte o İstanbul e, aristokrasisine mensuptur. Zannediyorum Abdülvehab Paşa e, annesi, naz, ressam da Nazlı Bu eski terbiye. Şimdi bunu belki arayamazsınız ama eskilerde bu var. Şimdi bu eteklemek... ...yani büyükleri gördüğün zaman eteğine kapanmak ve onu öpmek veya öpel gibi yapmak... ...onu hafifçe böyle tutar adet devam etmiştir. Ama öyle laçkalaştırılmış ki Sultan II. Abdü, Sultan Abdülmecid bunu yasaklamış. Artık demiş etekleme olmayacak. Ve artık e, erkekler arasında etekleme adeti ortadan kalkmış. Kadınlar arasında devam etmiş. Saraya giden kadınlar, padişah kızları hanımlarını eteklerlerdi. Çünkü kadınlar adetlerinden en geç vazgeçen ve bir adeti en geç kabul eden topluluktur kadınlar. Bir, bir müddet daha devam ettiler. Mesela Ayşe Sultan, Sultan Abdülhamit'in kızı büyük halaları yani babaların halaları olan Adile Sultan ki Adile Sultan Osmanlı hanedan en popüler kadınlarındandır. Ee, şairedir, divanı var. Ee, iki tane evi bugün Kandilli Kız Sesi'dir yazlığı, şeydeki Fındıklı'daki yalısı da Güzel Sanatlar Akademisidir. Çok cömertliğiyle tanınmış bir kadındır. Bir de Ö insanları evlendirmesiyle galiba. Evlendirmesi değil değil mi? çok güzel, çok esaslı kızlar yetiştirilmiş. Saraydaki e, sadece saraydı, saray dışında da pek çok kızlar Adile Sultan yetiştirmesiydi. Onun hareminden, onun yani evinden yetiştirenleri. Osmanlı terbiyesine Adile Sultan'ın çok büyük katkısı var. Kocasını çok seven bir insan. Ee, beni uyutun da rüyamda kocamı göreyim, dua edin rüyamda kocamı göreyim Hı. diyen bir kadın. Yani bir padişah kızı olduğu halde mağrur değil. Öldüğü zaman e, terekesi borçlu çıkmış. Malları satılıp borçları ödenmiştir. Kâhiyası demiş ki efendim bu gidişle biz bo şey e, borçlu çıkacağız. Olsun demiş. Bu milletin malı zaten. Benim çoluk çocuğum da yok. Yine millete gidiyor demiş. Mesela saraydaki eşyaları sattırır. Yine fakirlere dağıtırmış. Hmm. Bu bu bilinen bir hakikattır Adile Sultan böyle müstesna bir insan. E, böyle müstesna bir insanı ziyaret Geldim. ettiğimiz zaman... ...Ayşe Sultan diyor ki... ...eteklemeden duramazdık diyor. O da etme, etme der. Ayağa Hı -hı. kalkar. Hı -hı. Yani eteklenen Hı -hı. kişi de etme, etme, yapma yani Hı -hı. diye e onda tevazu göstermesi adettir. Şimdiki estağfurullah demek gibi yani. Evet. Estağfurullah. Yani, ne haddime benim Hı -hı. sizin bu saygıyı bana göstermeniz demektir estağfurullah. Şimdi bazıları diyor ki neden estağfurullah? Bir de böyle ham sofu kabı yobazlar vardır. Bir de böyle lügatı anlayıp da yanlış kullanıyorsunuz falan. Halbuki bunun manası var. Estağfurullah Allah beni affetsin demektir. Buradaki kasıt şu. Sizin bana bu hürmetinizden dolayı nefsime benim bir gurur gelmesin. Evet. Gelirse Allah beni affetsin. Veya haddim değil benim hürmete şayan birini olduğumu düşünmek... ...benim haddim değil estağfurullah Allah'a sığınırım demektir. Çok evet. güzel bir tabirdir. Estağfurullah mı? Estağfirullah mı? Estağfirullah. İyiyle. Evet iyiyle ama dilde bizde malum o, ses, kelime uyumundan dolayı estağfurullah derler. Evet. Şimdi Adile Sultan'ı eteklerdik diyor. Eee... Sultan Hamid kızlarının mesela e, sürgünde bile bu teşrifatı devam ettirdiğini biliyorum. Mesela Naile Sultan Beyrut'ta yaşamıştı. Ben onu görenleri çok gördüm. Derlerdi ki Naile Sultan sanki İstanbul'da gibi yaşıyordu. Harem ağları falan da var. Cariyeleri var. Şimdi, o, Naile Sultan'ın kocası zengin olduğu için sürgünde... Şanslılardan. şanslılardan. Evet. Çocuğu da yok. Ee, i̇çine böyle giriyorsunuz derdi. Önce temenni ediyorsunuz. Eliyle gösterirse ilerliyorsunuz, etekliyorsunuz onu, hafifçe eğiliyorsunuz. O ayağa kalkıyor, etme, etme diyor, onu da yapıyor. Aslında o, izin verirse yapabilirsiniz. Evet, tabii ya, tabii size böyle eliyle işaret ederse ancak etekleyebilirsiniz. Yoksa uzaktan temenni edip söyleyeceğinizi Çünkü söyleyip gidersiniz. Çünkü bir yakınlaşma aynı tabii. zamanda. İşte eskiler herkese samimi olmuyorlar. Ve geri geri çıkıyorsunuz. Tekrar e, e, hac sonra temenni ederek geri geri çıkıyorsunuz. Naila Sultan bunu yaptı. Yılmaz Öztürk'ün anlatmıştı Allah rahmet eylesin. 1952'de kadınlara... ...Osmanlı Hanedanı'nın hanımlarına e, Türkiye'ye dönme izni verildiği zaman... ...yaşlı sultanların çoğu döndü. aile Sultan da döndü. E, fakat e, Boğaz Boğaz'daki yalısını geri alamadı. Geri alamadı. Ama parası olduğu için o Erenköy'de bir evde, güzel bir evde yaşadı ve öldü. Adı kaldı yalının. Adı kaldı Naila e Sultan. Sabancı su, aldı onu. Ama yalıyı alamadı. Yalıyı alamadı. Adı haydi. var ama adı kendi, kendi yok. yok. Pek çoğu öyle. Ayşe Sultan korusu var, Ayşe Sultan değil. Yani çok yer var öyle. Bu e, diyor ki Yılmaz üstüne. Onları karşılamaya gidenleri gördüm. Ben de gittim diyor karşılamaya. Demek ki o zaman o da 22 yaşında bir genç. Baktım diyor, ee, böyle kelli ferli adamlar onları karşılıyor. Yani çünkü 52 Saltanatın şey hanedanın sürgünde 28 sene sonra. Yani o devri bilenler hala yaşıyor. Baktım diyor, işlerinde anlı şanlı devrimciler de var. Ha. Onlar da tabii eski evet, terbiyenin evet. adamları ne kadar olsa onlar da baktım diyor kandilli temenni ediyorlar. Ha. Normalde cumhuriyet temenni yasaklamıştır. Hı hı. Kandilli temenni ediyorlardı. Ee, bu, bir de saçak öpme vardı. Bundan da daha önce bahsetmiştik. Bu etekleme adeti saçak öpmeye döndü. Bayramlaşma gibi merasimlerde padişahın oturduğu tahtın üzerine büyük bir kadife örtü serilir. Bunun hı hı. altın yaldızlı saçakları olur. Bu saçağın bu Pişkin. örtünün bir kenarını eee Müşiri tutar işte Gazi Osman Paşa. Padişahın önüne gelip de Padişah temenni ile selam verenler... ...saçağı öperler. Yani size sadakat Hı. ve e, bağlılık ve tebrik alametidir. Geçerler. Sultan Reşat zamanında iddiaçılar bir saçak öpmeyi dediler. Bu gururumuza aykırıdır dediler. Gelip böyle başlarıyla selam verip devam etti. Padişah da bunu mesele yapmadı. Ama Rıza Tevfik şiirinde diyor ki... ...saçak öpmeyenler secde ettiler. Asi bir zabitin pis külahına... ...yani Enver Paşa Hı. sizi yerde süründürdü burnunuzu... Siz saçak öpmediniz ama kimdesi gördünüz diyor. Çok teşekkür ediyorum ben tekrar teşekkür görüşmek ederim. üzere.